Sevgili çocuklar, Türkçe dersinde haftanın kritik sorusu olan 20. soruyu çözüyoruz. Bu sorumuzda "Hikayelerimde gerçek hayatta gördüklerimi yazarım. Olayları anlatırken kendi düşüncelerimi işin içine karıştırmam." diyen bir sanatçıya ait olabileceği istenen paragraf sorulmuş. Buna göre yazarımız eğer gerçek hayatta gördüklerini doğrudan aktarıp kendi düşüncelerini işin içine karıştırmıyorsa nesnel ağırlıklı bir yazı yazıyordur. Yani öznel ifadelere, duygu düşüncelerine yer vermemektedir. Ve hayali unsurlar, kurgusal unsurlar hikayelerinde yer almamaktadır. A şıkkında Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana sonra ileriye boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim hala bakışının tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrımlarını bütün karmaşıklığıyla anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç yürük kızı sanki birdenbire büyüğü vermişti denmiş. Burada bu Hacer adlı yürük kızı hakkında yazar kendi düşüncelerini aktarmış. Öyleyse bu bizim sanatçımıza uygun bir ifade olmaz. Önce korkudan geriye çekilen balıklar yavaş yavaş parlak şeyin etrafında toplanmaya başladı. Bir anda ırmağın bütün balıkları bu parlak şeyin başucuna gelmişti. Çok geçmeden etrafında toplandıkları şeyin gökten düşen bir yıldız olduğunu anlamışlar. Yıldıza sorgu dolu gözlerle bakmaya başlamışlardı. Çocuklar, biz yazarımızın olayları anlatırken kendi düşüncelerini işin içine karıştırmayacağını biliyoruz aynı zamanda da gerçek hayatta gördüklerini yazdığını biliyoruz. Burada gökten beri yıldızın düşmüş olması, balıkların onun etrafına sorgu dolu gözlerle toplanmış olmaları hayali unsurlar. Bu yüzden B şıkkı da sanatçımızın yazdığı bir hikayeye ait olamaz. Kırmızı düğmeli teybin başındayım. Gözlerimi bu küçük siyah kutudan ayıramıyorum. Başımı kaldırıp amcamın muzip gülüşlü resmine Sarı siyah çiçek desenli koltuğun bana nasıl baktığına, dolabının açık kalan kapaklarıyla bana sarılmaya çalışan televizyona bakacak cesaretim yok. 32'lik mum boya takımım yanımda olsa her şeyin resmini baştan yapabilirim belki. Bu hayata nasıl yazılmak istiyorsam öyle çizerim kendimi ama gücüm yok. Çocuklar yine Üstteki paragrafta yer alan durum burada da söz konusu. Gerçek hayatta gördüklerini aktaran bir sanatçı, dolabının açık kalan kapaklarıyla bana sarılmaya çalışan televizyon ya da çiçek desenli koltuğun ona bakışı ile ilgili ifadeler kullanamaz. Hayali, kurgusal unsurlar olduğu için C şıkkını da eledik. Boş gözlerle önündeki ölü tarlaya bakıyordu. Deli gibi de başı dönüyordu. Arada bir de durup durup sayıklar gibi vay diyordu. Vay boşa giden emeklerim. Baştan aşağı evin içinde yürüdü. Sonra kapıya kadar gitti. Sonra geri döndü. Oğlakla oynayan küçük çocuğu kucağına alıp havaya kaldırdı. Sonra usulcana oğlağın yanına geri koydu. Sonra karısına doğru bir iki adım attı. Son paragrafımızda yazarın gerçek hayatta gördüklerini aktardığını ve bunları aktarırken kendi duygu düşüncelerini işin içine karıştırmadığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalıydı.